Herkese merhabalar. Eda Karadağ ben. Mayıs ayının son haftasına başlıyoruz ve yine gündem açısından oldukça yoğun bir hafta olduğunu belirtmek isterim. Hem içeride hem de dışarıda açıklanacak veriler, konuşmalar bulunuyor. Dolayısıyla bir miktar fiyatlarda da oynaklığın artabileceği bir hafta olduğunu düşünüyorum. İsterseniz Borsa İstanbul'a başlayalım. Geçtiğimiz hafta özellikle 1460 seviyesinin üzerine doğru hareketine rağmen yine de sınırlı kaldığını gördük ve aşağı yönde tepkiler aldık. Ama aslında ana resimde hala temkinli olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul için aslında çok uzun bir yorum geçirmiyorum. Kısa vade için yine 1423 ve 1462 aralığında Borsa İstanbul'un seyredileceğini ben düşünmekteyim. Yeni bir fiyat hareketi şimdilik oluşamıyor. Hem dışarıda risk iştahının çok güçlü olmaması, zaman zaman Türk varlıklarındaki oynaklık, yabancı ilgisizliği, jeopolitik riskler, bunların hepsi aslında Borsa İstanbul'daki yükselişi bir nevi zorlaştıran unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle biraz daha yukarı yönde hareketin ivme kazanabilmesi adına 1460 seviyesinin üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu görmediğimiz takdirde bir süre daha zayıf kalabilir. Ancak geri çekilmelerde de en azından şimdilik 1440 bölgesini ara destek, sonrasında da 1423 seviyesini bir sonraki destek noktası olarak izlemeye devam edebiliriz. Sonuçta olası geri çekilmeler en azından 1440 seviyesinin altında çok güçlü bir alan oluşturamıyor. Yani biraz daha sınırlı kalıyor. Bu da bize aslında Borsa İstanbul'un şimdilik temkinli olduğunu, yeni bir fiyat hareketi oluşturamadığını ama agresif olmadığını da gösteriyor. Dolayısıyla ben bir süre daha yeni bir hareketten bahsetmenin belki zor olabilir. Dolayısıyla 1423 ve 1462 aralığını takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu aralığın dışına çıkabiliriz. Bu hafta içerisinde de olası bir gelişme, olası bir açıklama veya konuşma karşısında bu aralığın dışında tepkiler görülebilir. Ama önemli olan bu aralığın dışında günlük kapanışlar gerçekleştirmesi. Yani bunu başaramadığı takdirde zaten 1423 ve 1462 aralığında kalmasını bekleyebiliriz. Bu nedenle geri çekilmelerde de 1423 ve onun öncesinde 1440 desteğini bu hafta içerisinde takip ediyor olacağız. Bizim açımızdan yani yine kritik seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Peki bu hafta yurt içi piyasalarda neler var, neleri takip edeceğiz? Aslında takvim açısından kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi karşımıza çıkıyor. Biraz daha önemli tarafa gelecek olursam, Merkez Bankası bu yılın ilk finansal istikrar raporunu yayınlayacak. Şahap Kavcıoğlu'nun da ilk finansal istikrar raporu olacak. Dolayısıyla biraz cuma günü gözler Merkez Bankası'ndan yayınlanacak raporda olabilir düşüncesindeyim. Ve aynı gün yani cuma günü biz hafta kapanışını Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P ile yapıyor olacağız. S&P'nin Türkiye Kredi Not Değerlendirme raporu bulunuyor. Açıklayıp açıklamayacağına dair tabii ki net bir şey yok. Sadece S&P yayınlamış olduğu takvimde en azından cuma günü Türkiye'nin kredi notunu açıklayacağını ifade etmişti. Ama bildiğiniz üzere pas geçebilme ihtimali de bulunuyor. Dolayısıyla biraz beklentiler hafta içerisinde zaten şekillenecektir diye düşünüyorum. Ama en azından yurt içi piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklendiği için dolayısıyla etkisini biz önümüzdeki hafta pazartesi borsa açılışında görebiliriz diye düşünmekteyim. Ama yine de tabi cuma günü S&P öncesi biraz beklentiler fiyatlar üzerinde etkili olabilir. Sınırlı doğrusu oynaklık yaratabilir düşüncesindeyim. Peki yurt dışında neler oluyor? Özellikle yurt dışında Amerika endekslerinde geçtiğimiz hafta yine zorlu bir haftaydı. Bir tarafta satışlar varken bir tarafta satışların telafi edildiğini de gördük. Yani aslında tablo karışıktı. Dolayısıyla cuma günkü kapanışlarda karışık gerçekleşti. Şimdi oradaki hikaye aslında biraz Fed ile alakalı. Çünkü geçtiğimiz hafta Nisan ayının Fed toplantısı tutanakları açıklandı. Şimdi tutanaklar aslında taze bir veri değildi ama orada bizim için önemli olan bir takım sinyaller vardı varlık alımları ile ilgili. Çünkü biliyorsunuz bir tarafta enflasyonda bir yükseliş var. Bununla beraber tahvil faizleri yükseliyor ama Fed
aksiyon almayı düşünmüyor. Dolayısıyla piyasada bu tarafta çok ikna olamadığı için aslında borsalarda alımlar tam anlamıyla güçlenemediğini gözlemliyoruz. Bu nedenle risk iştahı zayıf kalıyor. Şimdi tutanaklarda ne vardı? Varlık alımı azaltılmasına dair bir takım değerlendirmeler yapılmış 2 gün süren toplantıda. Yani bazı komite üyeleri en azından bu konuyu gündeme getirmiş. Zaten piyasa bunun aslında gündemde olmasını düşünüyor. Çünkü Amerika'da işler yavaş yavaş yoluna girdi. Aşılama konusunda oldukça iyi bir süreç geçirdiler. Ekonomik veriler piyasada beklentileri karşılıyor. Enflasyonda yükseliş başladı. Geçici olması beklense bile en azından hala bir enflasyona dair beklentiler yukarı yönde. Dolayısıyla bu tablo karşısında Fed neden bu kadar geri planda kalıyor? Neden destekleyici politikasını koruyor? Neden varlık alımı konusunda azaltma anlamında bir adım atacağının sinyalini vermiyor? Dolayısıyla bu tablo karşısında tutanaklardan gelen bu sinyal tabii ki tahvil faizlerinin yükselmesini, tahvil faizlerindeki yükselmesinden kaynaklı olarak teknoloji hisselerinin satışıyla beraber tabii bu satış genele yayılarak ABD borsalarında aslında negatif bir görünüme neden oldu. Biraz daha tabii sınırlı kaldığını gördük. Çok coşkulu bir satışla karşılaşılmadı. Sadece piyasada sürpriz olarak tabii yorumlanın tutanaklarda beklenmedik bir durumda. Dolayısıyla etkisi biraz daha sınırlı kaldı ama yine piyasa bu konunun üzerine kapadığını ben düşünmüyorum. Çünkü bundan sonraki süreçte hem bu hafta hem önümüzdeki haftalarda Fed üyelerinden gelecek açıklamalar daha da önem kazanmaya başlamış durumda. Çünkü Fed üyelerinden gelen açıklamalarla beraber piyasa biraz daha beklentileri şekillendirmeye başlayacaktır. Zaten Haziran ayında Fed'in toplantısı var. Dolayısıyla Haziran'daki Fed toplantısına kadar olan süreçte gerek Fed Başkanı Powell gerek Fed üyelerinden gelecek açıklamalar bence biraz daha önemli ve piyasalarda özellikle de varlık alımları ile ilgili sinyaller alınması durumunda bence biraz hareketlilik yaratabilir düşüncesindeyim. Bunun dışında tahvil faizinde özellikle tutanaklar sonrasında zaten %1.70'e varan bir yükseliş görmüştük ama sonrasında yavaş yavaş etkinin dağılmasıyla beraber en azından %1.65 ve altına doğru gevşemeye başladı. Bu da zaten biraz piyasaları destekledi. En azından tahvildeki gevşemeyle beraber piyasada biraz nefes aldı. Ama bu tabii ki net bir şekilde tahvilde bir düşüş olduğunu bize göstermiyor. Yani tahvildeki oynaklık bu hafta içerisinde de devam edecek. Özellikle Amerika'dan bu hafta büyüme verileri geliyor ve Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi yani core PCE dediğimiz o önemli veri de açıklanacak. Dolayısıyla biraz açıkçası piyasalar nezdinde yine Amerika tarafında hareketli bir hafta olacaktır. Çünkü artık siz de dikkat ediyorsunuzdur. ABD verileri fiyatlanıyor. Eskiden biraz daha geri plandaydı çünkü o dönemler Fed zaten faiz artırıyordu. Piyasa Fed'in nasıl bir adım atacağını bildiği için, öngörebildiği için veriler artık eskisi kadar fiyatlar içerisinde hissedilmiyordu. Ve tabii ki istihdamda da çok ciddi sorunlar olmazken enflasyonda hedeften uzakta bile olsa çok ciddi bir sorun görülmüyordu. Ama pandemiyle beraber tabii ki işler tersine döndü. Yine de Ocak ayından bu yana Amerika'da Biden hükümetinin gelmesiyle beraber işler biraz daha yolunda gitmeye başladı. Dolayısıyla aslında zaman zaman biz ABD borsalarında özellikle de S&P ve Dow tarafında aslında rekor seviyelerin test edildiğini de görüyoruz. Dolayısıyla karışık bir tablo var. Risk iştahı çok güçlü değil ama bu hafta içerisinde de ben zaman zaman borsalarda, küresel borsalarda satışların oluşabileceğini belirtebilirim. Çünkü bir hassasiyet var. Özellikle gelecek söylemler, piyasanın algılayacağı bunlar biraz daha kritik konular olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem verilerin etkisi, hem Fed üyelerinden açıklamalar, hem piyasanın bunu nasıl yorumlayacağı bunların hepsini harmanladığımız zaman ortaya biraz karışık bir tablo çıktığını ben düşünüyorum. Dolayısıyla yine bu haftada ABD borsalarında volatilite yüksek olabilir. Peki altında neler oluyor? Altın şimdi özellikle tahvil faizinin yükselmesiyle beraber 1890'lardan yerini satışlara bırakmıştı. Ama
Düşüşlerde sınırlı kaldı. Çünkü altında piyasaya tam olarak tatmin olmuyor. Piyasaya tam olarak ikna olmuyor. Bu nedenle altında tıpkı Borsa İstanbul gibi aslında biraz daha temkinli kalıyor. Ben o yüzden ons altın için teknik açıdan 1900 doları yukarıda, 1860 ve 1850 bandını da aşağıda destek bölgesi olarak takip ediyorum. Yani altın bu süreçte bu alanda dalgalanabilir. Ama daha çok 1900 sınırına yakın noktalara gelmek istiyor. Dolayısıyla biraz teknik açıdan sanki kısa vadede 1900 dolar ve üzerine doğru tepki verebilme potansiyelini içerisinde barındırıyor. Tabii ki bunu destekleyen neler var? Aslında bir Fed'in politikasını değiştirmemesi, yani Fed'in piyasayı desteklemeye devam etmesi. İkinci, risk iştahının zaman zaman zayıflaması. Üçüncü olarak aslında Asya'da bazı bölgelerde yine artan vaka sayıları gündemde. Bu da zaman zaman piyasaları tabii ki tedirgin ediyor. Hani Asya'da başlayan bu salgın tekrardan dünya geneline yayılabilir mi? Tam anlamıyla önüne geçilmişken, aşılama bu kadar hız kazanmışken. Dolayısıyla bu da zaman zaman aslında iştahın zayıflamasını tetiklediği gibi ekonomilerin kısa vadede toparlanma beklentisini de güçlendirdiğinden altında aslında kendisini bu açıdan besliyor. Dolayısıyla bu gelişmeler şimdilik altını yukarı yönlü hareketini desteklediğini düşünüyorum. Tabii ki bir de dolar endeksindeki yatay ve zayıf seyri de eklemek doğru olur. Şimdi bu hafta peki neler var? Bir, ABD verilerini altın açısından takip ediyoruz. İki, Fed üyelerinin konuşmalarını takip ediyoruz. 3. ABD 10 yıllık tahvil faizini. Çünkü 10 yıllık tahvil şu anda belki %1.65 altında geçtiğimiz haftayı tamamladı ama bu haftada yine oynaklığın devam edebileceğini ve zaman zaman altında baskılayabileceğini unutmamak gerekiyor. Yani kısacası hem içeride hem de dışarıda açıklanacak veriler var, konuşmalar var. Bu açıdan yine hareketli bir hafta bizi bekliyor. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim. Hoşçakalın.